bu dönüncenli sıcağın ağlandığın dar masasını açık duran dövülüktün neyip dolan var bir candı ömürdün gidevine yazıp duran. 30'dan aşık uluptardan turgan Türk элдеринде элдик оюндар аябагындай көп. Азыркы мезгилде спорттук, улуттук спорт оюндары дагы дүйнөлүк масштабка чыга баштады. Кээ бир оюндар унутулуп да калган. Мына биз акыркы мезгилде мына ушул түрк элдеринин оюндарына кайрадан көңүл бөлүп, ал оюндарды илимий жактан, методикалык жактан кайрадан талдап чыгып, анын баалуулуктарын өзгөчө тарбиялап, ден соолукту чыңдоо, мекенди сүйүү коргого багытталган анын баалуулуктарына көңүл буруп, аны өркүндөтөлө деген аракеттерди көрүп жатабыз. Мына ушул бүгүнкү симпозиумдун негизги максаттарынын миндеттеринин бири дагы бул болуп эсептелет. 10 мамлекеттен 16 değişik yerden 130'dan fazla tebliğ, 138 tebliğ bu sempozyumda sunulacak. Tabii bu çalışmalar esas itibariyle Kırgızistan'da başlatılan göçmenler oyunuyla birlikte mütalaa edilmesi gereken faaliyetler. Kırgızistan esas itibariyle göçmenler oyununu fikren ve fiilen ortaya koyarak esasen Türk dünyasında ve bütün dünyada göçmen hayatı yaşayan topluluklarda çok kabul gören ve markalaşan bir faaliyeti başlatmış oldu. Tabii ki gördük ki her bir oyundan sonra daha yüksek bir talep geliyor. Bu vesileyle de yine Kırgız Cumhurbaşkanlığı ile birlikte çalışarak, bunların da özel arzusuyla da talebiyle de birleştirerek yapılan oyunlar faaliyetinin bilimsel bir tabana oturması, bunun esaslarının belirlenmesi, oyunların aslında oyun kurallarının ortaya koyulması, unutulan oyunların yeniden kamuoyunun dikkatine sunulup yaşanabilir hale gelmesinin sağlanması ve bunların birleştirilerek aslında yeni bir olimpiyat organizasyonunun oluşabilmesi için lazım olan bilgi tabanının ortaya çıkartabilmesi, ihtiyacı ortaya çıktı. Biz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak hemen birinci göçmenler oyunundan sonra, sadece 2 ay kadar sonra hemen bu sempozyumu başlattık. Çok ilgi gördü. Dünyanın her yerinden ses getirdi. Ve almış olduğumuz sonuçları sempozyumlardan sonra ortaya koyulan sonuç bildirileriyle de birleştirerek bir dahaki hareketimizi ona göre belirlemeye çalıştık. Türk dünyasının saltuu spor oyunları elbette hazır dünyaya jakşı tanınıp bütün köçmendör oyunlarının uluu murası bol esepteler. Bu köçmendör oyunları miñ jıldık tarıhtın içinde Türk elderinin tuuları kökkö kötörülüp küştü mamleketlerde kurgan uçurlarında ошол эле учурда ошол туулары жерге түшүп кыйраган учурлар тарыхындагы жашоодон синтез болуп калыптанган бир маданий мурас болуп эсептелет. Биздин көчмөндөр элдеринин оюндарын, мисалы кыргыз улуттук оюндарын жаштарга таанытышыбыз керек жакшы. Себеби алар келечекке бүтүн биздин жашоону, бүтүн тарыхый маданий мурастарды taşıyıcı cana başka giyinki muğunda göt görüp eriçüler oşalar bol esekler. Bu işlere madani, ruhani birimdiktin simvolu katarı manisi ötü terin. Cana buğurdu şeylerdin dostluğu menen ıntımağın andanarı arttırıp devişeneriz. Alanda şu alkağında köşmen elderdin murası kağıda saltları kayradan candanıp ırıskı bereket ögül oturgan 2 yılda birden ötüşü zor saltanatka aylangan köçmöndör oyundarı Alatoo jergesinde tögöröktün 4 burçundan gelgen konoктордун жана башка жогорку деңгээлдеги расмий өкүлдөрдүн мыкты деген дүйнөлүк деңгээлдеги спортчулардын маданият ишмерлердин окумуштуулардын катышуусу менен ийгиликтүү өттү.
Бул дүйнөлүк масштабтагы иш-чараны өткөрүүдө бирден бир ири салым кошуп колдоо көрсөткөн мамлекеттердин арасында албетте Түркия мамлекети да болду. Учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга дагы жолу терең ыраазычылык билдиребиз. 2014-16-18 Кыргызстанда yapılan 2020 yılında nasipse ülkemizde yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle umarım daha da profesyonelleşecek ve daha da bir dünyaya tanıtılacak. Sadece bir kültür, sadece bir spor temsili, gösterisi değil, Türk dünyasının bir kültür birikimini de yansıtma adına, dünyaya tanıtma adına büyük anlam taşıyacağını umuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Cengiz Kamil Fırat Beyefendinin hepinize, özellikle Türkiye'den gelen bilim insanlarına başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini ve hoş geldiniz dileklerini iletiyor. Sempozyumda emeği geçen bütün kurumlara, kişilere biz de teşekkürlerimizi sunuyor ve hepinize saygılarımızı, hürmetlerimizi belirtmek istiyoruz. Dünya yüzüne bizden şu Türk türlü evlerin, göçmen evlerin oyunların şimdi yeni formatta çıkarıp o şehirge yetkürü, bunun maksatı abdan giyinen, bugün bir söz meyen ayçıpanı bütüşü kıyın, yıldan yılga onu tarih tastıktayıp, bugünkü bol atkan iş yaranında tarih tastıktayıp, biz özümüz hazır bağında bir bir otursak da bunu tarih kanda ikende bağ verip, o sonuçtan biz жакшы иштерди кылып атасыздар. Сиздерге абдан чоң ыраазычылык. Ал эми спорттук иш-чараны биз жылдырып атсак, ушу илимий иштерин сиздер жылдырып атасыздар. Булардан маанилүү нерсе илимсиз бүгүнкү күндө көп нерсени алдыга жылдырыш болбойт. Ошондуктан көчмөндөр оюнунун келечеги кенендеп ишенем. Кийинки оюндарды мына түрк туугандары салып атат. Ошо жерде да ушундай чоң иш-чара болот, мындан кийин да дүйнөгө тарпатып ошоятканда чоң мындай жатканда жылыштар болот. Ошондуктан иштериңиздерге баарыңыздарга ийгилик каалайм. Мындан кийин ушундай чоң иштерде элдин кызматын кылып UNESCO geleneksel spor ve oyunlarla çok derinden ve çok dikkatle ilgileniyor. İki açıdan ilgileniyor. Birincisi UNESCO'da 5 sektör var. Eğitim sektörü, sosyal ve beşeri bilim sektörü, bilim sektörü, kültür sektörü ve bilgi ve iletişim sektörü. Bu 5 sektörden ikisi doğrudan geleneksel spor ve oyunlarla meşgul oluyor. Şöyle ki sosyal bilim ve beşeri bilimler sektöründe yeni yapılanmakta olan geleneksel sporlar ve oyunlar forumu güç kazanarak bir programa dönüşme aşamasında. Bu bakımdan biz de Türkiye'de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak orayla bağımızı güçlendirerek sürdürüyoruz ve çalışıyoruz. Ama ikinci bir husus, kültür sektöründe belki siz de biliyorsunuz, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi diye bir sözleşme var. Intangible miras, manevi miras gibi adlar alınıyor. Belki Kırgızca'da bu gayrimaddi miras ifadesi de kullanılmış olabilir, maddi olmayan miras. Bu intangible miras, immateriyel miras konusunda da şu ana kadar Kırgızistan'ın da, Kazakistan'ın da, Türkiye'nin de, başka memleketlerin de UNESCO'nun somut olmayan miras listelerine kaydedilmiş pek çok mirası var. Dolayısıyla bu açıdan da son derece önemli bir çalışma alanı oluşturuyor. Bu toplantının çıktılarının mutlaka UNESCO'nun bu programında da yerini bulacağını, buradaki çalışmaların temsili listeye veya diğer listelere UNESCO'nun kültür programında aktarılacağını düşünüyorum. Gelecek yıl Türk okçuluğu dünya somut olmayan miras listesinde görüşülecek. İnşallah bu sene geçen sene görüşülüp kabul edilen Kazakistan aşık oyunları gibi, Kırgızistan'la beraber yapılan kökbörü gibi bir Türk okçuluğu da bu dünya miras listesine girmiş olacak. Dolayısıyla oradaki ortak miraslarımız, ortak değerlerimiz uluslararası toplum tarafından tanındıkça, bu tür değerli toplantılar, sempozyumlar yapılmaya devam ettikçe bizim kültürel mirasımızın spor ve oyun alanındaki zenginliği de uluslararası toplum tarafından görülecek, tanınacak, sevilecek ve uygulanacak. Kuşkusuz ki bunların olimpiyatın, yani böyle bir geleneksel spor olimpiyatının doğuşunun ilk meşalesini, ilk çırasının yakıldığı yerler olduğunu da
not etmek lazım. Bu duygular içerisinde sizleri tekrar selamlıyorum. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin değerli ev sahipliğine de ve tabii ki üniversitemizin ev sahipliğine de teşekkür ediyorum.